Kordsa Teknik Tekstil'in bilançosunu incelemeye çalışalım. 2020 yılı bilançosunu. Öncelikle şirket pandemi sebebiyle özellikle ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrekte satışlarda geçtiğimiz seneye göre bir düşüş olmuştu. Bu da zaten yıllık satış miktarlarına yansımıştı. Bu şirketle ilgili 11 Ocak'ta bir çalışma yapıp bunların pandemi sebebiyle düştüğünü, bunların tekrardan artacağı ile ilgili bir yazı yazmıştım. Bu son çeyrek bilançosu açıkçası beklentilerime paralel geldi. Bu yazıyı yazdığımda Kordsa 15 civarındaydı. Geçtiğimiz hafta 32 liraları gördü, 31 lira civarlarını gördü. Yani yaklaşık 11 Ocak'tan itibaren %100'lük bir prim yapmış oldu. Bu fiyatlamayı göz önünde bulundurmamız lazım ki son çeyrek daha anlamlı olsun. Yıllık olarak baktığımızda satışlarda düşüş olduğunu görüyoruz. 5,1 milyardan 4,5 milyara bir iniş var. Brüt kârda yine aynı şekilde 987 milyondan 803 milyona iniş var. Esas faaliyet kârı 614'ten 383'e, burada ciddi bir düşüş var. Fabrikte 747'den 573'e, burada da ciddi düşüş var. Net dönem kârında da hemen hemen yarı yarıya 339 milyondan 152 milyona bir düşüş var. Fakat burada söylediğim gibi bu şirket için zaten ilk 3 çeyrek bilançosu geldiğinde biz bu düşüş rakamlarını çok net olarak görmüştük. Bu da zaten fiyatlara yansımıştı. O zaman 14-15 lira civarında gidip borsadaki yükselişe de katılamamasının sebebi zaten Kordsa için buydu. Ancak son çeyrek bu toparlanma işaretlerinin olduğunu görüyoruz. Ben 11 Ocak'taki yazımda zaten 2019 seviyesinin tekrardan üzerine çıkacağını düşündüğümü yazmıştım. 2021 yılı için satışların. Son çeyrek bunun sinyallerini görmeye başlamış olduk. Son çeyreğe bakarsak daha iyi olacak bizim için bu şirketin sebebiyle. Baktığımızda son çeyrek satışların 3. çeyreğe göre bakın %40 civarında arttığını görüyoruz. 1,07 milyardan 1,45 milyara çıkmış. %40'lık bir artış var burada. Bir önceki senenin son çeyreğine göre de yine hani mevsimsel olarak bakalım diyelim. Bir önceki senenin son çeyreğine göre yine %20'ye yakın bir artış olduğunu görüyoruz. 1,26'dan 1,45 milyara. Bu açıdan hasılatta bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu 1,45 milyar devam etse yıllık bazda zaten geçen senenin tekrardan üstüne çıkmış olacak. Fabrik miktarına da bunun çok iyi yansıdığını görüyoruz. Önceki çeyrek 96 milyon olan Fabrik bu çeyrekte 210 milyona gelmiş. Burada da yine ciddi bir artış yaşanmış. Güzel bir artış. Bu da şirketteki toparlanma işaret ediyor. Zaten bu net kâra da yansımış. 19,5 milyondan 59 milyona gelmiş net kâr. Net kârda da bir tekrardan toparlanma var. İkinci ve üçüncü çeyrekteki ciddi sıkıntıyı son çeyrekte atlatmış gözüküyor şirket. Marjlara baktığımızda zaten bunu marjlarda da göreceğiz. Bakın brüt kâr marjı özellikle üçüncü çeyrekte çok dibe vurmuştu. Son çeyrek toparlandığını görüyoruz. Fabrik marjının aynı şekilde net kâr marjı 2 ve 3. çeyrekte düşük iken son çeyrekte yine toparlandığını görüyoruz ama geçtiğimiz sene daha iyi rakamlardı. Bunu da bu toparlanmanın ben açıkçası 2021 başında tekrardan devam edeceğini düşünüyorum. Kordsa için son çeyrek gayet olumlu gözüküyor. Fakat yıllık bazda geçtiğimiz senenin altında kaldı. Şimdi bunları düşünerek bir çeyreklik gelir tablosuna baktığımızda bakalım brüt kar yine geçtiğimiz çeyreğe göre iki katına yakın bir brüt kar artışı var. Bunun faaliyet karında kısmen yansıdığını görüyoruz. 72'den 120 milyona. Finansal giderler geçtiğimiz çeyrek ile hemen hemen aynı. Esas faaliyet dışı finansal gelir biraz daha yüksek yazılmış bu çeyrekte. Ve bu da dönem karında bir önceki çeyrekte ayrışmasına sebebiyet vermiş diyebiliriz. Ana ortaklık payı 59,087 milyon. Bizim için güzel. Şirketin borçluluk rakamlarına baktığımızda son çeyrekte finansal borçlarında ciddi oranda bir azaltma görüyoruz. 500 milyon civarında bir azalma görmüş. Bu olumlu ilerisi için. Net borç rakamının da 2,8 milyardan 2,5 milyara 300 milyona yakında bir burada azalma var. Borçluluk anlamında da son çeyreğe iyi geçtiğini ve borçlarının azaldığını görüyoruz şirketin. Net borç fabrik oranı 4,41. Hala bir tık yukarıda biraz daha aşağı gelmesi şirket için iyi olacaktır. Ancak şu son çeyrekteki azalma olumlu görüyorum. Bu da azalmaya devam edebilir. Burada net borç fabrik rakamının yüksek olmasının bir sebebi de bu seneki fabrik rakamında biraz düşüş olması geçtiğimiz seneye göre. Bu finansal borç azalmaya devam ederse şirketin net dönem karlılığında da daha iyi bir yükseliş görebiliriz. Şu an şirket için FK'nın 30,80 ama buradaki ben buna çok dikkat etmiyorum. Çünkü geçtiğimiz sene güzel bir kar etmişti şirket. Bu sene düştüğü için bu FK oranı da yükselmiş oldu. Önümüzdeki süreçte her bilançoda bunu tekrar azalacağını düşünüyorum. FDFA 13,42.
Bu da şu anda birazcık bir tık piyasanın üzerinde kaldı açıkçası. Ancak burada dediğim gibi bu 15 lira civarında, 11 Ocak'ta 15 lira civarında olan şirket şu anda 26,58, 31 lirayı görmüştüm. Zaten son bir ay içerisinde güzel bir prim yaptı. Bu piyasa beklentisini açıkçası fiyatladı şirket. Bilançosunu da fiyatladı. Şu anda artık ucuz diyemeyiz, fakat önümüzdeki sene bu şirket için yine güzel geçeceğini düşünüyorum 2021 yılı için. Bu yükselişi sindirdikten sonra tekrardan yine potansiyeli olan şirketlerden bir tanesi diyebiliriz. Ancak 26,58 de şu anda ucuz değil.